gibi istediğiniz bir arzunuz. Sağ ol. Afiyet olsun. Ah Pelin, ah! Nasıl böyle bir şey yapabilir? Sence de sebebi gayet açık değil mi? Şuursuz. Yaptığı şeyin neye mal olacağını farkında bile değildir eminim. Şu an onu savunmayacaksın değil mi? Savunmuyorum. Hayır. Dağhan, senin bu meseleye kesinlikle karışmanı istemiyorum. Tabii ki karışacağım. Benim meselem sensin. Dağhan, Beril'in benimle derdi neyse bu ikimiz arasında çözülecek. Benim için onunla asla görüşmeni istemiyorum. Lütfen. Ne yaptı adam sana? Sarkıntılık falan mı yaptı? Saçmalama. Tabii ki öyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmuş olsaydı sana söylerdim. Avukat olmamı istiyor. Ben de olmayı düşünüyorum. Tabii ki kabul etmeyeceksin. Kesinlikle kabul etmeyeceksin. Dağhan, anlamıyorsun galiba. Sırada sen varsın. Eğer Tekin Zerdan'ın avukatı olursam... işte o zaman en azından Ender'i niye bu kadar koruduğunu anlamış oluruz. Adam suç makinesi. Ne bileyim, bir punduna getiririm. İçeri falan tıktırırım. Hepimiz kurtulmuş oluruz. Ne olursa olsun o adamın yanında, yöresinde olmanı istemiyorum. Ben iki saattir ne konuşuyorum? Niye konuşuyorum? Bana karşı dürüst olmak için. Konuyu kapatalım mı? Çünkü sinirleniyorum. İştah da kalmadı zaten. Ne diyorsun, gömelim mi birer tane? Kahvaltıdan beri hiçbir şey yemedim desem. Ölüyorum açlıktan. İyi gel o zaman. Dayı, bize iki yarım köfte yapsana. Abi efendim, hemen geliyor şimdi. Ama soğan koyma. Tamamdır. Olsun mu soğan? Yok, olmasın. Olmasın. Sen ne yaptın bugün? Bütün gün kayıkhanedeydim. Olaysız bir gün geçirdin yani, öyle mi? Oo, kaşıntı yapmıştır sende. Maalesef. Selvi. İlk duyduğumda kırıldım. Öfkelendim. İçimde bir taş oynadı resmen. Filden olmam benim umurumda değil, biliyor musun? Çünkü ben seni Selvi olarak sevdim, Selvi olarak tanıdım. Sen benim Selvi'msin. Selvi'm olarak da kalacaksın. Sen de benim Dağhan'ım. Bu yüzden ben hangi yola girersem gireyim hep yanımda olmanı istiyorum. Şu hayatta içimi ısıtan tek şey sensin. Selvi, seni kaybetmek istemiyorum. Ben doydum. Bundan ben yiyeyim yani? Bir dakika ya. Yoksa sen benim kilo almamı mı istiyorsun? Aha. O zaman ben de ekmeğini çıkarır, köftesini yerim. Bu da sana. Ne yani, ben mi kilo alayım? Ya bir şey olmaz bundan, göm gitsin. Gömmem. Yaşam. Götür, götür. Al, buna sen. Beril Hanım'ın misafiriyim. Geleceğimden haberi vardı kendisinin. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Kendisine onu burada göreceğimi söylerseniz. Tabii efendim. İki saat sonra bundan bir tane daha almanız gerekiyor baba. Günde beş taneymiş. Ya iyi misiniz? Ya iyiyim, turp gibiyim ama sıkıldım burada yat yat ya. Baba lütfen. Doktor en azından bugün istirahat etmen gerektiğini söyledi. Ya kızım iyiyim ben. Bir rahat bırakın ya.
Ölmeden mezara gömdünüz yani. Ay o nasıl laf öyle? Hem doktorunuz da dedi, dinlenmeniz gerekiyor. Beril Hanım, kapıda bir misafiriniz var. Tamam. Selvi gelecekti. Niye içeri gelmedin? Neme lazım, bana içeride tuzak falan kurmuşsundur. Anlamadım. Beni o adamın evine... Tekin Bey'e. O adamın evine götürmendeki amaç neydi? Sen de duydun canım. Bir avukata ihtiyacı varmış. Bizim de dost olduğumuzu duyunca benden rica etti. Biz seninle dost falan değiliz. Selvi, anlayamıyorum. Ne bu şiddet? Sen kim olduğunu biliyor musun bu adamın? Aile dostumuz. Ya. Ne iş yapıyor peki? İş adamı. İş adamı demek. İnternet elinin altında. Bir aç oku bakalım. Ne iş yapıyormuş? Kimmiş Tekin Zerdan? Neciymiş? Bak. Dağını yeniden elde etmek için beni aradan çıkarmaya çalıştığını anlamadın mı sanıyorsun? Beni resmen adamın önüne attın sen o gün. Ve bana her şeyi yapabilirdi o evde. Çok kötü bir oyun oynadın. Daha zeki olmanı beklerdim. Dağını geri kazanmak istesem inan benim için bu çok kolay. Dünden hazır bana. Ne de olsa çocuğunun annesiyim. Anlamadım. Bilmiyor muydun? Bizim bir çocuğumuz var. Nasıl yapacağım onu da söyleyin. Tekin'in yanına girmen için seni ciddiye alması lazım. Bunu da ancak canını yakarak yapabilirsin. Önce çukur sağdığın at çiftliğine çökeceksin. Birçok karanlık adamın alem mekanıdır. Bunlardan biri de Nadir. Zaafları olan bir adam. Hem atlara, hem içkiye, hem güzel kadınlara. Nadir Tekin'in silah kaçakçılığı işlerini yürütüyor. Yakın zamanda bir sevkiyat olduğunu biliyoruz. Ama yeri ve zamanı belli değil. Eğer bu Nadir'den bir şeyler öğrenebilirsen... ...Tekin'in canını yakman için fırsatın olur. Hayırdır doktor? Niye çağırdın bizi buraya? Çökeceğiz buraya. Neden? Neden? Bu savaşın kurallarını biz koyacağız abi. Zerdan teker teker hepimizi avlamadan... ...biz onu avlayacağız. İyi de... ...Zerdan'a ulaşmak için burası doğru bir yer değil. Tam da burası. Alemin adamları burada toplanmıyor mu? Hepsi Zerdan'a bağlı değil mi? Zerdan'ın haberi olmadan kuş uçmaz İstanbul. O zaman bu kuşlardan birinin işine taş koyarsak ne olur? Zerdan'ın işine taş koymuş olursun. Oğlum ateşle oynuyoruz. Onun yerine polisin iç ettiği kasetin peşine düşsek... Abi... Benimle varsanız, varsınız. Yoksanız da gönül koymam. Ben bu yola babam için, oğlum için girdim. Oğlum.
Benim sesim gitgide babama mı benzemeye başladı ya? Oğlum. Rahmetli babamın oğlum deyişin özün. Yuvaya döndüm değil mi böyle suratsızsın yoksa? Dağhan'la mı kavga ettiniz yoksa? Sen de pılını pırtını toplayıp ana evine döneyim dedin ama... pılın pırtın da yok ortalarda. Dağhan'ın Beril'den bir oğlu varmış. Ne? Bir yaşıma daha girdim. Varmış da neredeymiş? Ne bileyim ben neredeymiş. Annesinin yanında herhalde. Gerçi öyle de olsa illaki haberim olurdu. Dağhan söylerdi bana. E belki onun da haberi yok. Bilmiyorum. Neye uğradığımı şaşırdım. Neyse canım. Bir çocuğu babasından mahrum bırakmak istemiyorum. Kusura bakma ama bu kararı sen değil Dağhan verir. Hatta çocuk verir. Değil mi? Bakalım Dağhan istiyor mu Beril'le yeniden aile olmayı? Bakalım çocuk babasıyla olmayı istiyor mu? Ha? Sana gelinceye kadar. Oho. Sen de bakıyorum iyice Dağhan'ın avukatı kesildin başıma. Yalan değil şimdi. Başını bin türlü belaya soktuğu için çok kızmıştım Dağhan'a. Etrafında olmasını istemedim. Ama şimdi anlıyorum ki... seni Dağhan'dan başka hiç kimse koruyamaz. Hadi hadi. Dağhan'ı bir ara da öğren bakalım. Bu işin aslı astarı neymiş? Boşuna içini zehirleme. Hadi. Selvi. Neredesin? İnsan önce bir nasılsın der. Seni görmek istiyorum da o yüzden soruyorum. Kalp kalbe karşıymış desene. Benden gizlediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem. Hayatınla ilgili ya da yaptıklarınla ilgili herhangi bir şey. Niye soruyorsun? Aramızdaki şeffaflık ilkesi gereğince sormam normal değil mi? Durduk yere sorunca anormal. Gerçekten uğraşamayacağım seninle. Her lafın bir laf cambazlığı. Beril bir oğlun olduğunu söyledi. Evet var. Daha doğrusu varmış. Enlerin yaşama garantisi. Böyle bir şey bana nasıl söylemez? Nerede olduğunu bilmiyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü onu bulmaya çalışırken seni kaybetmek istemiyorum. Daha var söyleyeyim mi? Onu bulmaya çalışırken beni kaybetmezsin. Aksine sana yardımcı olurum. Ona kavuşman için elimden gelen ne varsa yaparım. Ama ondan sonra ne olur tabii orasını bilemem. Ne demek bu? Dağhan bir çocuğun yeri annesinin babasının ya. Ne kadar kolay söylüyorsun ya. Bu kadar kolay mı benden vazgeçmen? Bu bir vazgeçiş değil. Ben sadece bir çocuğun vebalini üzerime alamam. Onu babasından ayıramam. Selvi. Seni evine bırakayım. Thank you.
Kızdırmışsın seninkini. Vur vur, kafanı duvarlara vur. Ah, dayanamadı geri geldi. İyi günler. Merhaba. Selvina adına bir teslimatımız vardı. Benim. Şuraya da bir imza alalım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, açıyorum şu an. Abime ne yaptın? Tabii ki bir şey yapmadım. Seni kaybetmeyi göze alabilir miyim sanıyorsun? Sonuçta ergen bir çocuk gibi gör beni. Hoşlandığım kızın dikkatini çekmek için her türlü şansımı kullanıyorum. Ne istiyorsun peki? Ne istediğimi söyledim. Baş başa bir akşam yemeği. Ne yapacaksın? Tehditle mi alacaksın? Hiç öyle bir niyetim yok. Ben işle aşkı birbirine karıştırmam. Yoksa Dahan öyle mi yapıyor? Geleceğim. Akşama aldırırım seni. Abim iyi mi? İyi, merak etme. Yemeği, suyu önünde. Ben bir şey yapmadım. Ender Bey'i pusuya düşüren Yılmaz'dı. Doğru söylediğini biliyorum. Ama Kantar'ın topuzu Yılmaz'a kayıyor. Ne de olsa aileden. Ne yapacaksınız bize? Şşş. Şımarma Yılmaz. Ne çok konuşuyorsunuz böyle. Bakın size bir hikaye anlatayım. Geçmişten tanıdığım biri. Toy, heyecan. Neyi nerede konuşacağını bilmiyorum. Kötü niyeti var mı? Yok tabii. Ama birinin ona susmayı öğretmesi gerekiyor. Levye ile çenesini kırdılar. Levye'yle. Kırık bir çene eskisi gibi olmuyor tabii. Yemek yerken, öpüşürken. O yüzden fazla konuşmayın. Susun. Ayşe? Ha, efendim anne. Nedir bu valiz kızım? Ha, o şey. Toplamasını ben istedim anne. Sizi buradan götürüyorum. Anne, artık burada kalamazsınız. Niye? Sen haydut oldun diye mi? Hasımların bizi öldürecek diye mi? Beraber olalım istiyorum. Hem Ayşe ile sana çok güzel bir yer ayarladım öyle. Bahçeli, müstakil. Ben de hep yanınızda olacağım. Eksik olsun. Al götür kızım şunu, boşalt. Ama abim... Abinin ne düşündüğü benim umurumda değil. Biz bu evden ayrılmıyoruz. Hadi. Peşine düştük. Her şey çok güzel olacak dedin. Taşındık buraya. Ne oldu? Her şey güzel oldu mu? Mutlu olduk mu? Yine mi şimdi? Ben bu yaştan sonra düzenimi bozamam senin arkandan. Sen git ne istiyorsan onu yap. Kimle kapışmak istiyorsan kapış. Nerede kalmak istiyorsan kal. Biz buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Bu kız buradan ayrılmıyor. Anne. Oğlum. Hadi. Yolun açık olsun senin.
Aşırı oldu. İpek Veli derler. Afganistan'dan Avrupa'ya giden malın kontrolünü sağlar. Zerdan'la bağlantısı var mı? Yok. Ne dostu, ne düşmanı. Zerdan uyuşturucu işine girmez. Uzak dururlar birbirlerinden. Bunlar da Topal'la polis Necmi. Niye polis? Bir zamanlar polislerin kullandığı tahta coplar vardı, hatırlar mısın? Onunla adam dövmeye bayılır. Serdan'la bağlantıları var mı? Beraber iş yapmışlıkları var. Ama aslında ikisi de Osman Ağa'ya çalışırlar. İşte bu da seninki. Nadir. Köpek Nadir. Zerdan'ın iyi dostudur. Beraber iş yaparlar. Aynı zamanda da köpek dövüştürürler. Zerdan'ın evine giren çıkan nadir insanlardan biridir bu. Güzel. O zaman sıra bizde. Hoş geldin. Buyurun. Yavrusu. Adamdaki bala bak be. Bal değil, nadir. Bilek bu, bilek. Nasıl bir bilekmiş arkadaş, anlamadık ki. Veli abi. Gelmiyor musun? Birazdan geliyorum. Ya oğlum. Veli abi nasıl yardım etsin sana? Hadi oyna oyna. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü de baltayı taşa vuracaksın sonunda. Hay hay. İşte budur. Hayır, işte budur. İşin içine. Adın ne senin? Tahmin et. Aslı. Aslı yakışır sana. Madem öyle istiyorsun, Aslı olsun o zaman. Yani şimdi ne dersem evet mi diyeceksin ha? Öyle olacak. Bu gecelik Osman Ağa'nın hediyesiyim size. Osman Ağa'nın mı? Hı. Yeni de burada. Osman Ağa'nın yeğeni mi? Hı. Doktor diyorlar kendisine. Buranın yeni sahibi.
içmek istemediğinden emin misin? Eminim. Daha ne kadar oynayacağız bunu? Anlayamadım. Ben buraya abim için geldim. Gerçekten bu güzel ortamı bozmak mı istiyorsun? Gecenin sonunda söz verdiğim gibi ikisini de salacağım. Ben abimi şimdi görmek istiyorum. İyi o zaman. Yanlarına boş gitmeyelim. Harun, masadaki kemikleri topla. İçin çok önemli. Artık uslu birer köpek olmayı öğrendiler, değil mi? Ha? Senin cevabını duymadım. Bırakırsın. Ya da ben giderim oradan. Nedense sana hiç hayır diyemiyorum. Sağ ol. Ama bizim gecemiz henüz bitmedi. Buyurun. Abi hoş geldin. Mekanımızı şenlendirdin. Estağfurullah. Demek Osman Ağa mekanı sana bıraktı. Kendisi öyle uygun gördü abi. Demek ki Çukur Sadık'ın bileti de kesildi. Öyle mi? Osman Ağa bu konuyla ilgili size açıklamayı yapacaktır abi. Estağfurullah. Koskoca Osman Ağa'dan açıklama istemek kim biz ki? Buyur abi. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Ağa neylerse güzel eyler. Zaten son zamanlarda Çukur'da iyice salmıştı. Mezbelelik gibiydi mekan. Üstüne birkaç kusur eklenince... Kısmet abi. Kısmet. Ben geleceğinizi bilsem siz tek başınıza ağırlamak isterdim. Acemiliğimize verin. Estağfurullah. Yakın bir zamanda telafi ederiz. Her zaman sizin gibi abimizi ağırlamak, misafir etmek nasip olmaz. İlk günden doktor saygıda kusur etmiş dedirtmek istemem. Peki. Bir arkadaştan gelen teklifi geri çevirmek olmaz. Abi, yarın gece işimiz var. Beni de mi götüreceksiniz oğlum? Siz halledin işte. Yarın görüşürüz abi. Eksik olma.
Hiç sevmem böyle tepemize paraşüt diyen tipleri. Bir sorup soruşturmadım kimin nesiymiş. Derhal yalnız abi. Osman Ağa'nın kulağına gitmesin. Duyarsa canımızı okur. Oğlum. Sen iyice gemi azıya aldın ha. Bana bak. Bu Osman Ağa'nın adını ağzına alıp durma fazla. Niye? Osman Ağa'nın tepedeki adam değil mi? Hepsinin biat ettiği. Tekinin bile. Ya oğlum tamam da herif yaptıklarımızı duyarsa... Merak etme. Biz o zamana kadar çoktan göze girmiş olacağız. Oğlum sen nene güveniyorsun ya? He? Burama. Bileğime. Bir de sırtımı yaslayabileceğim dostlarıma. Abi yarın için hazırlıklı olmamız lazım. Sevkiyat olabilir. Nadir'in malı, Zerdan'ın malı. Eğer yarın vurgunu yapabilirsek... ...Zerdan'a ilk tokat atmış oluruz. Benim de. Ne yapıyorsun? Hiç. Zakire teyzemle akşam yemeği yiyorduk. O zaman çok yeme. Senin için bir şeyler hazırlatıyorum. Hazırlatıyorum derken? Bizim arkadaşlardan biri gelip seni alacak. Ne? Daha yani bir yarım saat sonra falan çıksınlar olur mu? Neden? Yani hazırlanacağım işte duşmuş. Tamam canım sen duşunu muşunu al. Yani bekler biraz kapıda bir şey olmaz. Benim gitmem lazım. Dahan mıydı arayan? Gidebilir miyim? Elbette. Ama gitmeden önce... Bu gecenin hatırası olarak sana bir hediye vermek istiyorum. Harun. Müsaade var mı? Beni kırmadığın, bu geceyi bana yaşattığın için. Gerçekten çok güzel bir kadınsın.
Abla buyur. Dağhan abi seni bekliyor. Dur. Gel gel. Abi. Ya neredesin sen? Telefonla ulaşamıyorum. 2 saattir kapalı. İyi misin? Ne işin vardı senin o herifin evinde? Senin için gittim. Sen bundan sonra benim için hiçbir şey yapma Vedat. Tamam mı? O Tekinzer'den gibi adamlardan da uzak dur. Oldu. Emrin olur. Tutarım aklımın bir köşesinde. Bu niye gelmiş? Beni dağına götürecek, oldu mu? Oldu. Biz de burada bir taraflarımızı yırtalım, seni koruyup kollayacağız diye. Abi, bak kafeste bıraktığın gururunu bana sataşarak toplama, tamam mı? Ben o kafese dağın yüzünden girdim. Beni oyununa alet etmeseydi ben girmezdim oraya. Ne oluyor ya? Ne diyorsun sen? Senin dünyadan haberin yok tabii. Dağın her şeyi itiraf ettirdi Ender'e. Fahri'yi konuşturdu, hepsini kayda aldı. Ne diyorsun sen ya? Polis gelmeseydi ben de ötüyordum az daha bülbül gibi. Ne yani? Karakolluk oldunuz ve dağın servis mi bırakıldı? Evet. Tamam Şahika, tamam. Söz. Yarın görüşeceğiz. Tamamdır. Hoş geldin. Ne işimiz var burada? Ne işimiz var? Gel anlatacağım. Evet. Nasıl buldun? Ne bu şimdi? Yeni evim, artık burada yaşayacağım. Bu çiftliği işleteceğim. Pardon ama nasıl oluyor bu? Devraldım burayı. İşletmecilik yapacağım. Daha çok kaba olmayacaksa eğer... Hangi parayla yaptın bunu? Yani burası bayağı büyük de. Borçlandım biraz. Unutma benim Şahika'yla bir ortaklığım var. Aa doğru ya. Darphaneye ortaktınız siz. Hep sen bana soruyordun ya. Galiba artık sıra bende. Ne işler çeviriyorsun sen? Ender'den oğlumu alabilmek için Tekinzer'den aradan çekmeye çalışıyorum. Onun için gerekli adımlar atıyorum. Hepsi bu. Nasıl adımlarmış bunlar? Bence daha fazla soru sorma. Yoksa yine benimle kavga mı etmek istiyorsun? Bana bak. Eğer kendini öldürtürsen seni öldürürüm. Tamam, öldürtme. Thank you.